bir günden herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza, yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, inşallah. Elimi de belime koyuyorum böyle hesap sorar gibi. Vallahi kızlar yanlış anlamayın. Hiç hesap soracak halim yok. Neyin hesabını soracağım? Böyle elim boşta kalmasın diye. Hadi şöyle tutayım bari. Az daha geriye geleyim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, inşallah keyiflisinizdir. Vallahi ben iyiyim. Çok iyiyim. Ah, çünkü uyudum. Ya gerçekten arkadaşlar dün uyumadım, bakın inanın. Dün uyumadım, gördünüz. Uyumadım. Akşam da 11.30'da uyudum. Sabahleyin 6'da kalktım ama bir kahvaltı hazırladım eşimle, oğluma. Anlatamam size. En son dedim ki Ali, ikinci gözlemeyi tavaya koydum, ben yatıyorum dedim. Tamam karıcığım dedi. Yattım. Yattım ve saat 9.30-10 gibi de kalktım çok şükür. Böyle yapacağım. Bundan sonra 9 gibi falan kalkabilirsem, 10 gibi kalkabilirsem, 10 geç olur, 9 gibi kalkabilirsem çok güzel bir şekilde günümü idame ettirebileceğim gibi geliyor bana. Dışarıda çok güzel bir hava var arkadaşlar. Aslında tam cam silmelik bir hava ama bilemiyorum. Bir de şunu söyleyeyim, hani erkenden şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum da demek istemiyorum. Çünkü gün içinde farklı farklı şeyler oluyor, yapamıyorum falan. Ay öyle işte arkadaşlar, bir enerjiyle başladım, bakalım karnımı bir doyurayım, kahvaltımı bir yapayım, ilacımı içeyim. Yatakları falan topladım, ortalığı toparladım. Bolca ütüm var yapılması gereken. Bilmiyorum, bak başladık işte, yeni bir güne daha başladık. Hayatın akışına ayak uydurmak lazım arkadaşlar. Hesap kitap yapmamak lazım, hesapsız kitapsız yaşamak lazım. Aslında karşınıza böyle boyasız saçla çıkmak istemedim bugün akşam. Cansucuğum anne boyayayım saçını dedi ama dedim ki yavrum yok, ben şimdi boyaydı şöyle buydu, 12'yi geçer, yıkamasıydı etmesiydi, çok uykusuzum çok yorgunum dedim. Boyatmadım, inşallah bugün saat 1 gibi gelecekmiş, bakalım. Videonun ilerleyen kısımlarında boyalı saçlarımla gelebilirim. Aslında saçlarımı ombre yaptırmak istiyorum ya da kestirmek istiyorum. Ha, birazcık kısaltmak istiyorum ama Ali Beyciğim bana dedi ki geçen gün, ben seni kısa saçlı daha çok beğeniyorum dedi. Kısa saçlı. Siirt'teyken ben saçlarımı şöyle kısacık erkek saçı gibi kestirmiştim ve patlıcan moruna boyatmıştım. Herhalde aklımda ilk o halim kaldı herhalde. Kestir diyor, yine buraları böyle incecik diyor, kestir diyor, buraları uzun kalsın biraz diyor, ben o halini çok seviyorum diyor. Ne yapsam bilemedim arkadaşlar. Uzun saçı da ben hani seviyorum ya, bakması zor oluyor ama ya şöyle at kuyruğu yapmayı falan seviyorum. Kısa saç olunca böyle yıkarken falan hiç elime saç gelmiyor, etmiyor. O yüzden çok şey yapamadım, bilmiyorum hani şimdi o öyle de beğeniyor diye bir kestirsem mi dedim. Kestirip şöyle uçlarına sarılar mı attırsam acaba falan dedim. Karar veremedim ya. Zaten hani uzat uzat da nereye kadar bir şekilde kestirmem gerekiyor da. Ombre yaptırmayı düşündüm. Bafra'da kuaförüm var Sema'cığım. Ona sordum işte 350'den başlıyor dedi. Ombre pardon 350'den başlıyor dedi. Saçın uzunluğuna, ne kadar yukarıdan başlatmak istediğine ve saçın sıklığına göre fiyat değişiyor, yükseliyor, yukarıya doğru gidiyor dedi. Doğal olarak onlar da haklılar, emeklerinin karşılığını almak istiyorlar tabii ki herkes gibi. 350, şimdi ben gitsem 500'den 600'den aşağı çıkamayacağım gibi, yani bu saç uzunluğuyla çıkamam gibi geldi. O yüzden erteledim, yani ben bir de borca girdim arkadaşlar. Evet. Borca girdim. Ne borcuna girdim? Ben sizin karşınıza daha kaliteli gelebilmek için, yani böyle görüntü kalitesi açısından daha güzel videolar çekebilmek için telefon aldım arkadaşlar. Evet. Hiç ömrümde, hayatımda bu kadar para vereceğimi düşünmemiştim. Ay çayım da soğuyor kız, içeyim bari. Yani benim için gerçekten çok yüksek bir miktar. Ama yani ben eğer buradan ekmek yiyeceksem sizin karşınıza en iyisiyle gelmek zorundayım. Hani güzel bir şekilde gelmek zorundayım. Aynı şekilde Instagram'da da öyle, görüntü kalitesi çok önemli olduğu için. Güzel bir telefon aldım arkadaşlar kendime. Biraz birikmiş param vardı. Sonrasında da üstünü de Ali Bey'e borçlandım diyeyim kısaca. reklamlarımı bol bol izleyin arkadaşlar. Destek çıkın bana dermişim. Vallahi almam gerekiyordu. Bu elimdeki telefonda gigabyte az olduğu için sürekli sorun çıkarıyordu ve çok fazla donma yapıyordu.
özellikle Instagram'da. Biliyorsunuz ben şimdi Trendyol işbirliği de yapıyorum. Trendyol linkleri de paylaşıyorum Instagram'da. Buraya da bırakıyorum bazen istediğiniz ürünleri. Ya da işte gösterdiğim ürünlerden bırakıyorum. Onlardan işte biz paylaşım yaptığımız için ve paylaşımlarımızın içinden alışveriş yapıldığı için bizler komisyon kazanıyoruz. Biraz birikmişim vardı çok şükür. Biraz da üstüne işte Ali Bey'di bilmem neydi falan filan. Güzel bir borca girdim arkadaşlar. Aylık taksit ödeyeceğim bakalım. Allah'ım utandırmasın, Allah'ım hayırlısıyla ödemeyi nasip eylesin. Kimseyi darda zorda koymasın ama dediğim gibi almak zorundaydım, yapmak zorundaydım. Yani şu an o yüzden saçlarıma çok böyle yüksek paralar dökemem. Belki de hep kısacık kestiririm bilmiyorum. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Saçlarımı kısacık kestireyim mi böyle erkek saçı gibi oluyor o zaman da böyle. Şuralarım birazcık uzun. Buralar tamamen kısa. Cansu da diyor ki anne sen bakma babamın lafına diyor. Birazcık kısalttır ombre yaptır falan dedi ama ay çok konuştum çok uzadı laflar. Anlatacağım çok şey oluyor kız benim size. Gerçekten böyle hani hayatı da paylaşınca yani ne olsa anlatasım geliyor. Yani siz artık benim ailemsiniz. Paylaşasım geliyor ya. Vallahi iyi ki varsınız. Döküyorum içimi burada. Olanı biteni her şeyi anlatıyorum. Patatesim falan daha fazla soğumasın arkadaşlar. Ben bir karnımı doyurayım, kahvaltımı yapayım. Sonra bakalım neler yapacağız. Ben kahvaltımı yaparken Cansucuğum aradı arkadaşlar. Anne ne yapıyorsun dedi. Kahvaltı yapıyorum kızım dedim. Bana da hazırlar mısın dedi. Ne istiyorsun dedim. Patates kızartması olursa çok güzel olur dedi. Hemen tabağını hazırladım. Cansucuğum da geldi. Şimdi çayını da doldururum. Bir güzel karnını doyurur. Dersi başlayacakmış. Hemen sonrasında dersi oturur teyzeleri. Bakalım zor günlerden geçiyor. Allah'ım bütün çocuklarımızın emeklerini boşa çıkarmasın. Emeklerinin karşılığını almayı nasip eylesin inşallah. Hemen şöyle bir ketçap mayonez de sıkarız. Sonrasında afiyetle yer çocuğum bakalım. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanları da versin. Nasip etsin inşallah. Ay saça başa bak. Kızlar saçımın kusuruna bakmayın. Vallahi rüzgarla böyle savrulmuş gibi. Dur düzelteyim çok huzursuz etti benim. Düzeltsem ne olacak? Düzelmiyor ki. Tamam. Evet bir şey yapmam lazım Cansucuğum. Arkadaşlar. Evet Cansucuğum geldi. Ben de şöyle yeni komşumuz Berna'cığım var biliyorsunuz yeni gelin. Geçen gün pasta vermişti ya biz hani onun tabağını vermeye gidiyorum hemen. Bir uğrayacağım kapıdan bakacağım mesaj atmıştı abla ne yapıyorsun diye. Ütü yapıyormuş o da bir şeyler sordu bana şimdi. O da yabancı ya burada arkadaşlar abla işte şunu bulabileceğim bir yer var mı bunu bulabileceğim bir yer var mı falan diye sordu. Vallahi dedim Berna senin kadar ben de yabancıyım. Şimdi ben yine az çok bir yerleri biliyorum. O hiç bilmiyor. Tokat'tan geldiği için bilmiyor sayılır. Şimdi ona bir gideyim. Şöyle hem tabağını vereyim hem bir kahvesini içeyim eğer müsaitse. Ütü yapıyordu en son. Öyle yazmıştı. Hem tabağını vereyim hem de bir kahvesini içeyim. Sonra evimize gelirim. Belki de onunla beraber çıkarız dışarıya bilmiyorum. Dünden yemeğim olduğu için şu an bir dert içinde değilim. Birazcık işlerim var ama... Durun bakalım. Pırasa var yavrum. Evet. Ben şimdi tabağımızı alayım ve gideyim. Geldim. Hemen kahvelerimizi yaptık beraberce. Şöyle dedim Berna çıkarma. Kim yiyecek o kadar şeyi? Abla olsun ben de yerim. Ben de dinlenirim. Ütü yapıyordum. Yorulmuştum dedi. Böyle şimdi sohbet muhabbet bakalım. Kahvemizi içeceğiz. En kötü günümüz böyle olsun Berna'cığım. İnşallah. Allah'ım yeni evli olan herkesin evine mutluluk, huzur versin. Amin. Ağız tatlarını bozmasın inşallah kimsenin. Yeni evlilerinde, eski evlilerinde diyeyim. Kahvemizi içelim bakalım. Kargom geldi arkadaşlar. Evet. iPhone 11. Hiç düşünmezdim bu kadar para verip telefon alacağımı. Kargocu bize telefonu açtırdı arkadaşlar. Çünkü laptop götürmüş bir kişiye. Ve laptopta tiner mi varmış ne? Abla dedi telefonu bir aç kontrol et sonra benim başım ağrıyor dedi. Cansucuğum hemen açtı. Tamam dedi öyle olmaz abla dedi bir ekranına bak dedi. Ekranı kırık olur bir şey olur dedi ve açtık arkadaşlar. Artık sizlere bununla hitap edeceğim. İnşallah öğrenebilirsem öğrenene kadar şu anki... Cansucuğum diyor ki öğrenemezsen bana verirsin diyor. Yani ben bunu öğrenene kadar arkadaşlar şu anki telefonumla devam edeceğim muhtemelen. Cansucuğum bana staj verecek. Bakalım. Ağırmış kız bu elimdekine göre ağır ha. Kolumu ağrıtır bu benim Cansu. Cansucuğum ısrarla anne alacaksan iPhone al dedi.
kamera için alıyorsan kesinlikle iPhone al dediler ve ben de Ali Bey'e borçlandım arkadaşlar. Borcum borç. Şu an mint yeşili bu aslında ama zeminde yeşil olduğu için mavi gibi görünüyor. Yani birazcık farklı görünüyor. Azıcık kurcalayalım bakalım arkadaşlar. Öğrenebilecek miyim? Cansucuğum bana bir ders versin. Evimizin ilk iPhone'u mu Cansucuğum? İnşallah çok paralar kazanırsam sana da alırım yavrum. Bak sözüm söz, tamam mı? Bak buradan söz verdim. Rabbim nasip ederse inşallah sağlık saat versin de. Bakalım. Azıcık kurcalayayım ben arkadaşlar. Bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Ama dediğim gibi yani ben vlog çekmesem ve Instagram'da aktif kullanmasam kesinlikle alabileceğim bir telefon değildi. Yani borcuna girip almazdım. Allah isteyen herkese nasip etsin diyeyim bakalım. Allah'ın borcu olan herkese de hayırlısıyla borcunu ödemeyi nasip eylesin. Ocağa çorba koyayım dedim arkadaşlar. Bakın. Ezogelin çorba yapıyorum. Uzun zamandır yapmıyordum. Çocuklar da seviyorlar. Baharatlarını ekledim. Mercimeğini ekledim. Bulgurunu ekledim. Baharatlarını da ekledim. En sonunda sarımsağını doğradım. Bir tane de böyle yarım domates doğradım. Küçük bir soğan doğradım arkadaşlar. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Sonrasında dışarıya gideceğim. Evet arkadaşlar sizi yeni gelin Berna'yla tanıştırayım. Yeni komşum. Ona kahve içmeye gitmiştim. Onunla beraber çıktık. Onun misafiri gelecek. O onun için hazırlık alması gereken bir şeyler var. O da yabancı, ben de yabancıyım dedim. Evet. Beraber gidelim. Bir iki bir şey. Evet, keşfediyoruz. Bir iki bakmamız gereken bir şeyler de var. Böyle beraber çıktık. Dolanacağız, evimize gideceğiz bakalım. AVM'ye geldik ve Madame Coco'dayız arkadaşlar. Tabaklar çok güzel ama tanesi 30 TL. Evet, yanlış duymadınız. 30 TL. Şu çerezlikler falan da çok güzel. 25 TL. Yani 30 TL hepsi. Şu ne kadarmış? Bu da 40 TL. 39.99. Ha, şu kupalar çok güzel. Ne kadar acaba? Onun fiyatını ben şimdi bulabilir miyim dersiniz? Çok güzeller ama yani şuradan 3-4 tane çerezlik bir şey alayım da sen 100 lirayla çıkman zorunda kalacaksın. 20 lira. Şu da çok şirinmiş. 25 TL. Bakalım bir dolanalım. Güzel şeyler var ama ha, daha bugün Trendyol'da gördüm böyle bir tepsi. Hatta içi vanilya şeydi, böyle lavantalıydı. Var mı acaba burada? Şu an göremedim ama çok güzeldi. Çok beğenmiştim. Bir gezelim bakalım arkadaşlar. LCY2K Home'a geldik arkadaşlar. Şöyle battaniyelere bakıyoruz da gayet güzeller. Ölçüsü de güzelmiş. 2.20'ye 2.40. Renkleri de çok güzel. Bir bakalım dedik gelmişken şöyle bir dolanıyoruz bakalım. Nevresimler falan. Çok güzeller ya. Şu neymiş Berna'cığım? Bu da mı yatak örtüsü? Battaniye. Hmm. Ama çok güzel duruyor. Bu ayak ucunda da çok güzel duruyor. Alırım ben de bir gün bakalım inşallah. Bak şu tamamen örgü galiba. Bu TV battaniyesi olabilir. Ha, küçük, küçük bayağı. Bire 1,5 evet TV battaniyesi. Güzel şeyler var arkadaşlar. Parası olanlara çok güzel şeyler var. Haksız mıyım ama? 1.50'ye 2 bak, bu da küçükmüş Berna. Evet, 130 TL. Renkleri. Bu herhalde böyle tam kız çocuk odası falan. Şey, ha Ebru'lu gibi, şunun gibi değil mi? Hmm. Evet. Yeşili de çok seviyorum ben ya. Çok güzeller, bir gezelim bakalım. Bu kırlentler yani yatak odasına hani yastık süs olarak kullanıyorlar ya. Ay. Heh, ittirdim tamam.
Ya onlara da böyle örgü, evet, kırlentler çok güzel duruyor sanki. Kalın kalın örgülü. Evet evet. Bu da masa örtüsü galiba. Runner mı acaba Berna bu? Ay çok güzel rengi, baksana. Evet bakalım. 60 lira. Canır evet. Çok tatlı duruyor ama. Gerçekten. Bir an mutfak masamda canlandırdım gözümde de, çok hoş. Çok tatlı duruyor. Gerçekten güzelmiş. Burada da klozet takımları var. Şu da çok güzelmiş. Burada da çocuklar için falan. Şimdi de İngiliz Home'a bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle büyük ölçülere sahip yatak örtüsü bakıyoruz ama büyük ölçüde olacak. Yani 2.40'a 2.60 gibi. Bir dolanalım bakalım. Bunlar artık yazlık pike gibi. Yazlık yatak örtüleri. Şu nevresim takımı mı? Örtü mü? Çok hoş duruyor, fırfırlı falan. Yazmıyor. Kokuş biraz. Yatak örtüsü olsa bu kadar ince olmaz ama, değil mi? Nevresim galiba. Evet, büyük ihtimalle öyle. Şunun ölçüsü nasıl? 2.40'a 2.20 o da bak. Hep küçükler ya. Nevresim takımı. 599 TL arkadaşlar, görüyor musunuz? Taksitle 690 falan, 660 lira. Baştakiler nasıl? Olacak. Hoş bulduk. Böyle uçları saçaklı yatak örtüleri vardı, tek renk. Düz. 2.40'a 2.60. Bunlar mı? Şunlar. Şu. Bendeki şundan Berna'cığım. Şu yeşilden bendeki. Ha, çok tatlı bir yeşil, evet. Büyük. Yani yatağı güzel kapatıyor bu. Hatta ben kaç almıştım? 110 almıştım galiba. Şimdi bakalım ne kadar. Ne kadarmış? Oo, 219. Çok pahalı ya. 100 lira, 100 lira koymuşlar üstüne. Benimki bundan. Sen ne zaman almışsın abla? Oldu benim ama. Yani öbür evimdeydim. Bayağı oldu gibi. Ama zaman zaman indirime giriyor yine. Evet. De, acele artık etmeyeyim. Sen bilirsin. Evet. Gerçi şu anda bir de kışa giriyoruz ya artık. Öyle şeylerde. Tabii. Sezonu olunca. Aynen. Ya ben çok memnunum bu örtümden. Evet, güzel görünüyor. Şey de oluyor biliyor musun? Ağır da duruyor böyle. Hani uyurken de ağır da duruyor. Hı hı. Ali diyor ki çek şu örtüyü. Kaldır örtüyü. Galiba 3 rengi mi kalmış? Bir de beyazı var değil mi? Ya şu gri de sana tam olurdu herhalde renk, evet, olarak. Evet, güzel olurdu gerçekten. Altta da bordosu varmış bak. Su yeşili var. Bunlar küçük abla. Ha şu büyük. Tek kişilik mi ki? Ha 2.40'a 2.60. Şu büyük. Bunlar küçük. Yani farklı bir rengi diye bakıyorum ama yok, burası hep bordo. Çok güzel şeyler var ama arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatlar da çok güzel yani. Gezelim bakalım biraz daha. Ve Yeliz evine gelir, dün pişirdiği pırasasını ocağa koyar ve ısıtır. Çünkü kocası gelmiştir arkadaşlar. Alişim benden önce eve girdi. Ben de şöyle dolaptan çıkardım pırasayı. Şimdi tamam soğuk da yeniyor ama çok soğuk da yenmeyecekti. O yüzden suyu da çok fazla yok. O yüzden böyle şey yaptım arkadaşlar. Şöyle bir açtım altını. Birazcık böyle ısınsın diye. Bir de bakın Cansucuğum ne yapmış? Benim ezogelin çorbamı blenderdan geçirmiş teyzelerim. Bilememiş. Ben diyor mercimek çorbası sandım anne diyor. Artık bunu da böyle içeceğiz bakalım. Pilavım vardı. Pilavı da çocuklar yemiş çorbayla beraber. Pırasaya hiç dokunmamışlar. Ali Beyciğim de eve geldi dediğim gibi. Bakın ne getirmiş. Ne almış. Şöyle Trabzon hurması diyoruz biz buna. Kocacığım diğer adı neydi? Bu hurmanın.
Ha? 5 lira. Ben adı neydi diyorum, o 5 lira diyor. 5 liraymış arkadaşlar. Yüzüm almış şöyle. Hurmamız da var. Hurmanın diğer adı neydi? Cennet hurması mıydı? Trabzon hurması dedi o da. Anlaşamadık. Yanımda değil, yakınımda değil arkadaşlar. Ben mutfaktayım. Yemekleri ısıtıyorum. Hemen şimdi sofrayı kuracağım. Karnımızı bir güzel doyuralım bakalım. Çok şükür akşam yemeğim, masam hazır arkadaşlar. Çorbamız ve pırasamız. Daha ne olsun, daha ne olsun. Ali Beyciğim salata istemedi. Ondan sonra Caner'cim tokum dedi. Caner yemeyecekmiş ki. Kapı niye bu kadar gıcır diyor ki? Ha. Caner'cim yemeyecekmiş. Cansu'cum da Nur Efşan'la buluşmaya gitti. Arkadaşıyla buluşmaya gitti. Pırasa bize kaldı. Aliş'le beraber bir güzel karnımızı doyuralım bakalım. O zaman bize afiyet olsun. Allah bereket versin. Allah'ım ummayanlara versin. Amin. Amin inşallah. Hadi bakalım. Çok şükür yemeğimizi yedik ve ben yalnızım arkadaşlar. Evet, Ali Beyciğim yemeğini yedi ve talimatlarını verdi ve odaya çekildi. Dedi ki, karıcığım yemeğini yedikten sonra buraları toparla, çöpü de bir toparla, ben atarım. Sonrasında kestane yeriz dedi. Tamam, baş üstüne dedim. Tam bir kaynana valla. Ali dur dedim, daha pırasa yiyorum dedim ya. Ben yerken sıraladı yani yapmam gerekenleri. Dağınıklıkta yani şu arkadaşlar, toplamam gereken dağınıklık da bu. Adam buradan huzursuz oluyor. Ne olacak bu hallerimiz? Ne yapalım? Allah canını sağ etsin. Başımızdan eksik etmesin. Bugün telefon geldi ya arkadaşlar. Telefonun güvenlik, ay ne güvenliği, garanti belgesi şeyin üstündeymiş. Kargo poşetinin üstündeymiş. Hemen çöpe atmış onu. Cansu dedi ki anne garanti belgen nerede falan filan. Poşetteydi falan dedik. Baba bu çöpe mi attın dedi. Çünkü biliyoruz eline ne geçse adam çöpe atıyor yani. O da diyor ki niye bir kenara koymadınız? Niye ortada bıraktınız? Ben de dedim ya sen bırak Ali, atılacaksa da ben atarım. Sen dedim dert etme kendine. Böyle böyle günlerimiz geçiyor. Ben şu ortalığı bir toparlayayım arkadaşlar. Şuraları bir halledeyim. Adamcağızım rahat etsin. Sonra huzurlu huzurlu kestanesini kessin. Kestane çay keyfi yaparız bakalım. Oyalanmayayım, çene yapmayayım, toparlayayım. Yani zaten toplamam gerekiyor da işte arkadaşlar. Dolapta kırmızı biber var. Dolaba da diyor bir el atsan diyor. Dolaba da bir baksan diyor. Ya bir yerde de işte arkadaşlar ben yetişemediğim için Ali böyle. Ben böyle hani yetişemediğim için, yapamadığım, bitiremediğim için adam da huzursuz oluyor. Böyle dile getiriyor işte ne yapacaksın? Huy. Ben mutluyum. Allah razı olsun kocamdan. Vallahi Allah'ım bin kere razı olsun. Başımdan eksik etmesin. Acı gününü, kederini göstermesin inşallah. Bazen de ben şey diyorum hani ben yapamıyorum sen yap hadi falan diyorum. Ona da yardım ediyor yani. Şimdi yalan söyleyemem. Konuştuğu kadar da yardım ediyor yani. Hakkını yemek istemiyorum. Kalkıyorum. Şuraları bir halledeyim bakalım. Gelin olayım böyle. Yeni gelin olayım. Kaynanamın sözünü dinleyeyim hadi. Arkadaşlar Ali Beyciğim kestaneyi pişirdi. Videodasın kocacığım. Alişim. Ali Beyciğim kestanemizi pişirdi. Çayın altının da suyunu koydu. Çayları koy sen. Kestane hazır dedi. Ama bakalım bir. Oo, ellerine sağlık hayatım. Çok güzel oldu. Kurtlu mu? Çok güzel hareketler bunlar. Çok güzel oldu. Çayımızı da demledik. Buraları da toparladım arkadaşlar bakın. Kaynanam rahat edebilir. Rahat mısın kocacığım şu an? Kaynanam burada yok şu anda. Kaynanam burada. Tam da burada kaynanam. Hayır, hayır. Yanılıyor muyum? Hı-hı. Ama ne dedin sen bana yemek sofradayken? Ne dedin? Evet. Buraları toparla. Evet. Sonra başka ne dedin? Söyle. Kaynanam olayım o zaman. Evet. İşe karışan kocalara kaynana diyoruz biz. Değil mi kızlar? Yakışmıyor mu? Kızlar yakışmadı bize. Gördünüz mü? Neyse ben de şimdi çay tepsimizi hazırlayayım. Ben de geleyim ya şöyle yanına. Çay tepsimizi hazırlayayım. Caner'cim ders çalışacak. Anne diyor kurabiye ve süt bekliyorum ben diyor ders çalışmak için diyor. Ona da süt ve kurabiye hazırlayacağım. Kestanemiz de hazır. Gittim şimdi çamaşırları topladım geldim valla. Artık hem çay keyfi yaparız hem de çamaşırlarımızı katlarım. Bir halledeyim şu işleri ben kızlar. Kestanemiz hazır. Sıcak kestane yiyeceğiz daha. Kebap. Kestane kebap. Sıcak yiyeceğiz daha. Yani kestane sıcak yer. Ama çok sıcak oluyor şu an. Azıcık kısık şey.
Kaynana mısın Esin ya? Kaynanalık bana geçti. Biz beraber kaynanayız anlaşılan arkadaşlar. O bana kaynanalık yapıyor, ben ona kaynanalık yapıyorum. Hemen bardaklarımızı falan bir hazırlayayım bakalım. Çaylar doldurulsun bakalım arkadaşlar. Tepsimiz hazır, keyif tepsimiz hazır. Caner Kuş'un kurabiyesini ve meyve suyunu verdim. Süt azdı, evde de az ekmek var. Allah nasip ederse sabahleyin pankek veya krep yapmam lazım evdekileri doyurabilmem için. Süt yerine ananas suyu verdim. Çok gönüllü istemedi ama idare edecek artık, yapacak bir şey yok. Şimdi çayımızı alalım ve geçelim içeriye. Ali Bey'le bir keyif çayı içelim. Evet arkadaşlar, Ali Beyciğim başladı bile kestaneleri yemeye. Şimdi ben de geçeceğim yanına, artık vedalaşayım. Video daha fazla uzamasın. Kimisi diyor ki dizi gibi izlesem sizi falan diyor ama kimisi de kısa izlemek istiyor. Sence Alişim? Kararında olsun değil mi? Kararında, abartmamak lazım. Sıkılmayın istiyorum arkadaşlar. Böyle keyifle izleyin istiyorum. Hani sıkılmadan, atlamadan izleyin istiyorum mesela videoları. Ali bana diyor ki bu akşam videoyu izliyordu arkadaşlar. Az sesini kısana kocacığım. Videoyu izliyordun, ne konuşuyorsun bu kadar diyor. Milletin zamanı var mı diyor. İnterneti var mı diyor. Ne kadar çok konuşuyorsun diyor. Dedim ben de Ali ne yapayım dedim. Yani laf lafı açıyor, konuşuyorum dedim. Neyse hala konuşuyorum. Bakın laf lafı açıyor ve konuşmaya devam ediyorum. Yani, kendi kendine laf lafına zaten. Açık konuşurken açılıyor işte Ali. Neyse arkadaşlar, ben Ali Bey'e eşlik edeyim. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogda Rabbim nasip ederse sağlıkla sıhhatle buluşalım inşallah. Hayırlı akşamlar. Kocacığım akşam izlemiyorlar ki. Ya biz günaydın, iyi günler, hayırlı akşamlar, iyi geceler. Allah rahatlık versin. Hepsi bir arada. Öptüm sizi arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Şener.